Merhaba sevgili arkadaşlar, Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun değerli arkadaşlarımız. Bugün ne yapacağız? Bugün erik aşısı yapacağız arkadaşlar. Yarma aşı yapacağız. Erik aşısı yapabilmek için öncelikle hangi tür ağaca, hangi tür aşı vuracağız onu iyi bilmemiz lazım. Bizim bir tane eriğimiz var, kış eriği. Ancak çok ekşi, çok ekşi olduğu için bu görmüş olduğunuz caneri, bu Resul abinin bahçesinde bizim hemen yan komşumuz. İnşallah onun da aşılar var. Onlar da burada aşılayacağız. Onlar daha sonra sizlere aşılarken çekerim. Sağlıklı bir aşı olması için öncelikle sağlıklı bir kalem almamız lazım. Ağacın genç dallarından değerli takipçilerimiz kalem almaya çalışacağız. Şöyle yeni sürülmüş dallardan kalem aşısı alacağız. İşte bu kalemleri, can eriği kalemlerini bizim kış eriğine aşı yapacağız, aşılayacağız ve artık cins değişikliği yapacağız. Dolayısıyla o yüzden böyle güzel dallarından birkaç tane kalem alıyoruz arkadaşlar. Daha sonra da aşı nasıl yapılıyor sizlere onu göstereceğim sevgili takipçilerimiz. Şöyle iki tane bize kalem lazım. Bir tane de şuradan alıyoruz. Sağlıklı dallardan. Evet değerli takipçilerimiz, hemen hemen aynı boyda olması lazım. Kalem aşıları kalınlık olarak aynı boyda olması lazım ki yarma aşı yaptığımız zaman birisi ince, birisi uzun olmasın. O yüzden böyle ikisi de aynı kalınlıkta olması lazım. Şimdi kalemimizi aldık değerli arkadaşlar. Eriğimizi aşılayabiliriz artık yani. Arkadaşlar aşı yapmak için öyle masrafa falan gerek yok. Ülker Hanım'ın deyişiyle elinizde ne varsa ondan idare edeceğiniz diyor ya. Biz de gidip de cam macunu bu almıyoruz parayla bak. Allah'ın macunu var burada toprağa. Buradan toprak alacağız değil mi Ülker Hanım? Allah eyleyin. Bu toprakla evdeki poşetlerle, laylon poşetlerle, evdeki iplerle ne varsa evdeki bantlarla ondan aşı yapacağız. Gidip de yani biz profesyonel aşıcı değiliz hani bir sürü malzeme alalım diye. Ayda yılda bir iki aşı yapacağız. Onun için de malzeme düzmemize gerek yok. İşte Allah bol bol malzeme vermiş bize toprak. Parayla almamıza gerek yok. Parayla almamıza gerek yok. Şimdi buradan bir avuç toprak alacağız. Gideceğiz. Ülker Hanım'ın ekşi eriğini bundan sonra tatlı eriğe çevireceğiz Allah'ın izniyle. Can eriği yapacağız. Böyle sulu sulu yesin Ülker Hanım ve bizden sonra gelecek nesiller diye sevgili arkadaşlar. Limon eriğini can eriğine çevireceğiz. Evet. Şuranın toprağı daha güzeldir. Öyle mi? Sarı. Aynen. Hem bu ara ayak yolu gitmez. Şuranın kıt çok güzel. Şuradan az bir avuç alacağım şuradan. Evet. Çok değil. Küçük baba verin ben sana. Aha, bu yetti bana. Bu yetti işte. Hepsi bu kadar. Çok güzel toprağı var. Evet. Macun gibi. Sakız sakız. Şuna bak. İşte bu. Bu bize yetiyor işte. Ellerini mahvedecek. Yani bir şey olmaz. Yük yok. Her şey toprak gibi olsun keşke değil mi yani? Şurada kova var ya yeşil. Onun içinde aşı bıçağı, ipi, hepsi var geçen. Getirdim, arkada. Topladım. Desteresi. Topladım, getirdim. İyi tamam, bay ben işine bak. Hadi sen işine bak. Ben de aşımı yapayım o zaman. Çamur arkadaşlar, tarlanın çamuru. Evet arkadaşlar, aşı yapmak için şöyle bir tane destereniz olması lazım. Şöyle bir tane bandınız veya ip de olabilir, bant olabilir. Şöyle bir tane kullanmadığınız poşet olabilir, kullandığınız poşet de olabilir. Sıkıntı yok. Şöyle kalem almak için bir makas veya bıçakla alabilirsiniz. Kalemlerimizi aldık. Bir tane keskin bıçak. Bir tane de kullanmadığınız böyle benim geçen sene aşı yaparken kırdığım bıçak gibi kullanılmayan bir bıçak
kullanabilirsiniz. Şimdi malzemelerimiz hazır olduğuna göre o zaman limon eriğimizi can eriğine çevireceğiz sevgili arkadaşlar. Ülker Hanım'a soralım bakalım hangi dal aşlayacağız. Yanlış kesmeyeyim, onu aşlayayım. Ülker Hanım hangi dalı keseceğim? Bugün gösterdiydim ya, ikiydi. İki, alttaki mi üstteki mi? Şimdi ben o gün unuttum. Sen bir daha gel göster bana. Gel. O gün unuttum ben hangi olduğunu. Gel göster, yanlış aşılamayayım yani. Belli ki iki tane dal yok mu orada? Üç tane dal var. Bir galını keseceğim o zaman, öyle mi? Galını aşı yapacağım değil mi? Galın işeyi aşılar. Oldu. O zaman o yandaki boşta kalacak yani. Bak, çubuğuyla kalsın. Tamam. O çakalından aşağıdan kes, aşılar. Tamam, o zaman şunu aşılıyoruz arkadaşlar. Şu her ihtimale karşı, tutmama ihtimaline karşı bu yan dal olarak kalacak. Şunu aşı yapacağız arkadaşlar. Bunu aşı yapmak için buradan keseceğiz. Bir keserken yakın çekim alayım bakalım. Şöyle ağacımızı şuradan kesiyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde düzgün kestik. Şöyle bıçağla iyice burayı düzleyelim ki pürüz kalmasın arkadaşlar. Evet, kabuğa zarar vermiyoruz sevgili takipçilerim. Şuraya kabuğa zarar verdik mi o zaman olmaz. Bu kabuklar sağlıklı olması lazım. Tam ortasından şöyle kalem girecek şekilde arkadaşlar. Çok fazla açmayalım, yarılmasın aşağıya doğru. Kalem girecek şekilde buradan bıçakla açtık. Şöyle arası açmak için arkadaşlar, yani birinci kalemi yerleştirmek için şuraya bir ağaç çakalım ki şuraya kalem rahat yerleşsin. Bu aşı değil yani, bu kalemi koymak için bu ağacı koydum yani. Asıl aşımız, eriğimiz bu olacak arkadaşlar. Yani şöyle eşit şekilde bölüyoruz. Şöyle kalemimizi düzgün bir şekilde arkadaşlar, burada en dikkat edilecek husus şuradaki kabuk kalacak. İç kısımdaki kabukları alıyoruz. Üçgen şeklinde keseceğiz. Eğer bu şekilde yapmazsak aşımız tutmayacaktır. Burasının kesinlikle düzgün olması lazım. Pürüz olmaması lazım. Keskin bir bıçakla. Şöyle şurada gördüğünüz gibi bakın şey yok, kabuk yok, ancak bu tarafı kabuklu. Şu kabuk kabuğa gelecek şekilde şimdi aşımızı yerleştireceğiz sevgili takipçilerimiz. Evet, birinci aşımızı
kabuk kabuğa gelecek şekilde kalemi yerleştiriyoruz. Ne içe olacak ne dışı olacak arkadaşlar. Şöyle dümdüz, şurada pürüz kalmayacak şekilde kalemimizi yerleştirdik. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi bunu artık alabiliriz. Çünkü o onu tutacak. Bu tarafa da diğer kalemimizi takacağız yani. Gene kalemimizi bunu da o şekilde yapıyoruz. Şimdi de ikinci kalemimizi yerleştiriyoruz. Evet değerli arkadaşlar, şu anda gördüğünüz gibi iki kabuk da sıfır oldu. Şimdi şeyimizi yerleştirdik bu şekilde. Kalemlerimizi yerleştirdik içinde. Şöyle ortasına çamur koyuyoruz. Hava almayacak şekilde. Bu şekilde bunu cam macunuyla da yapabilirsiniz. Macuna gerek yok. Çamurla da bu işi halledebilirsiniz. Burada önemli olan hiçbir şekilde ağacın hava almaması. Şimdi iyice çamurla kapattık kalemlerimizi. İş geldi şimdi sarmaya arkadaşlar. Naylon peşetle bunu saracağız. Yağmurdan etkilenmesin diye, çamurlar gitmesin diye, aynı zamanda da buradaki nemini korusun diye naylon peşetle bunun üzerine saracağız şimdi sevgili takipçilerimiz. Şöyle kullanmadığınız herhangi bir poşet olabilir. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi de koli bandıyla üzerini saralım. Evet değerli arkadaşlar, görülmüş olduğunuz gibi artık aşımız oldu. Cins değişikliği yaptık. Yarma aşı bu kadar basit sevgili arkadaşlar. İnşallah bunun yeşerdiğinde sizlere gösteririz ömrümüz olursa. Evet arkadaşlar, bahar geldi. Ülker Hanım'ı tutabilene aşk olsun. Bahçeye girişti. Ağaç bakımları yapıyor. Ağaçları buduyor. Şöyle kolay gelsin Ülker Hanım. Bu salkım dudun bakımını mı yapıyorsun Hülker Hanım? Yukarı da o çıldı gitti. Dar yeri ya. Evet. Dar olunca ağaç da olsa kaçacak yer arıyor. Aslında bu böyle yayılması lazım sana. Çıvıyor. Neden dersen yeri dar. Bak bir tarafta zeytinler, bir tarafta yemişler. Sıktı bunu. Yerim dar diyor ağaç. O yüzden oynayamam diyor. Hülker Hanım da yerini genişle diyor yani. Çıvınca sen şunu. Tamam. İşte. Kesiyorum şöyle. Alayım onu Hülker Hanım. Aldım. Şöyle Hülker Hanım'a yardımcı olalım. Allah telefon gitti. Tamam yakaladım. Çekiyor mu hala? Çekiyor. Tamam çeksin. Tamam. Tamam bir elimde tutunca telefonu tamam. Düşürdük. Alıncık. Evet. Çılgın dalları bir de ova var. Tamam. Ne alan? Şunlar da tut zaten oldu mu yeter. Şu dalı dal Hülker Hanım. Bak bu diplerinde hasar var bunun. Şuralarında. Tamam alacağım oralara ineceğim de. Önce dedim başımdan geleyim. Tamam. Başımdan geleyim dedim. Şunu alayım mı? Dur. Sen bilirsin. Sence? Kafana sarmayanlar temizle ama düşme dikkat et. Yerlerde çamur yağmur yağdı biraz sabah. Kayabiliyor ayaklarına dikkat et. Yok Allah'ın izniyle bir şey olmaz da.
Şu da çok çığmış gitmiş ya. Sen kafana göre olmayacakları kes. Tamam. Zaten çok dal olduğunda verimi düşüyor yani. Mesela şunu alabiliriz. Evet. Ağaç budaması Ülker Hanım'dan sorulur. Yani. Ağacın başında biraz da güç olmuyor tabii. Tabii. Mecbur. Aynen. Böyle böyle budayacağız da. Ver bakalım. Aldık. Böyle devam. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Ülker Hanım ağaçları budamaya devam ediyor. Ben de böyle bahçeyi bellemeye devam ediyorum arkadaşlar. Sabah biraz yağmur yağdı. Tarla biraz çamur. Yani. Ama yine ona rağmen yavaş yavaş böyle düzenleme yapıyoruz artık. Çünkü neden düzenleme yapıyoruz? Hem bu bahçeyi düzenlememiz lazım, hem köy bizi bekliyor. Köyde işler başlayacak. Köyde de artık yavaş yavaş bahar gelmeye başlıyor. O yüzden ne yapmamız lazım? Çalışıyor gördüm ben. Başlamışlar mı köylüler çalışma? Bilmiyorum ama ağaçlar ilaç atıyor. Köyde de artık işler başlamıştır. Onun için yaz geldi mi, bahar geldi mi bize durdurak yok artık. Durdurak bir taraftan düğünler, bir taraftan bahçeler. Allah'ın izniyle, Allah sağlık sıhhat versin de çalışalım arkadaşlar. Yani. Çalışmak insanı dinçleştirir arkadaşlar. Aynen. Yormaz çalışmadık yani. Evde oturduk da ne oldu? Ay çok zormuş. Evet. Ya şuraya çıktım ya ben mesela. Budama yapıyorum. Tamam. Buraya çıkar kana bir şey. Hareket yapıyorum. Yani inerken bütün kaslar çalışıyor. Yani mesela inerken bile şöyle inmek insanın. Evet. Ülker Hanım'ın bütün kasları çalıştı şu anda yani. Yani. Budama diyorum. Öyle tutar dudunu toplarız diye. Tamam. Tavuşlu makasla alın diyor. Kafana göre bak. Aynen. İşte kendi kaçacak yer arıyor bak. Kaçıyor. Evet. O yana bu yana. Şu dal burada sıkıntı mı yaratmış Ülker Hanım? Şunu alsan istersen. Öbürkü ağaca zarar verecek o. Bence bunu şuradan al sen. Ta oradan al. Maşallah. Ülker ablanız sadece yemek yapmaz. Ağaç budar, inşaat yapar. Bap. Her şeyi yapar, evet. Bağ yapar, bahçe yapar. Sen dediğin dal hangisiydi ya? Şu canım, bak hurla yere sürtmüş herhalde dut olunca. Şey olmuş dalları. Şuradan aldı be, hemen uzağa gitme şuradan. Yavaş, elini annem gibi desteği kestirdi ya, Allah kestirme yani, dikkat et. Desteri... Bak bunları anladım ben, bunlar ağırlık basınca dutlar yere sürtmüş. Ağaçta ondan şey olmuş, bir şey olmaz. Kalsın böyle ya. Yani. O da çoluk çocuk böyle. He, yere gelince. He. Böyle yakın oluyor yere. Gene dut partisi yaparız. İnşallah. İnşallah sağ olursak. Şimdi o günler görürsek. Şimdi ben bunun böyle bazı yerlerini, uçlarını, şu şeylerini, kurularını falan ayıklayan olur. Sen kafana göre takıl. O zaman ben de ne yapayım? Ben de kafama göre takılayım. Şurayı bir an önce yavaş yavaş arkadaşlar bellemeye devam edeyim. Çünkü hakikaten burası otlar bir çekerse bir daha var ya bel falan batmaz. O yüzden zaman var kana. Ben de yavaş yavaş. Ben de kestiğim dallarımı taşıyayım. Heh, Ülker Hanım da kestiği ben dalları. İş yaparken. Heh. Mesela dalı kestim onu da bıraktım hoşuma gitmiyor. Tabii canım bir kişi de onlar toplamaz. Şey, evet çok doğru. Şey, aynen Ülker Hanım. Evet Ülker Hanım diyor. Dağıtmayacaksın yaptığın işi diyor. Bir taraftan diyor. Toplayacaksın diyor. Düzgün yapacaksın diyor. Çok doğru söylüyor. Bir de arkasından ben gitmeyeyim diye. O yüzden. Evet. Bu da bizim limon eriği. Aşıladık aşı tuttu sanıyorduk. Tutmamış. Tutmayınca da. Ben onu bu yıl aşılayayım mı bir daha? Can eriğine resmen. Can eriğine resmen abinin can eriğine alayım kalemi. Hiç kesme ben onu bak, bir daha galemas yapayım. Olarak kalsın. Tamam. Şu da bak şunu buradan alalım dur sen şimdi. Tamam. Çok mantıklı bir şey yaptım. Tamam. Bunu da aşıla. Aşılayayım ben onu. Eğer tutmazsa yandaki limon eriği olarak. Seneye bir daha kalır o yani. Ha, kalır. Buradan bir sen bunu ben aşılasan onu, yolu uyanıyor. Allah izin verirse hemen Ülker Hanım aşı ya, yapayım ben onu. Erik çabuk uyanır. Badem çabuk uyanır. O yüzden hemen limon bunları. Limon eriği, bunun eriği çok ekşi oluyor. Yüze kadar yermiyor. Kışın limon bile gibi duruyor onun eriği ya. Şey değil mi? Böyle limonu sarmanın üstüne döşedim, bir pişirdim. Evet. Limonu bol sıkmışım, güzel olmuş dediler. Hayır,
Eriği çok güzel, limon eriği. Tamam. O zaman bunu kesmiyor mu? Kesme zaman... canım sen onu, ben aşı yapacağım onu. Bu dalgalıyor bak. Tamam, o kalsın, onu bırakacağım. Belki seni... tuttuğumu da aşı yapacağım yani. Aşı. Can eriğini aşılayacağım yani. Aynen. O şekilde. Başka aşı yapılacak, bağlığa var, bir iki tane incir aşı falan var. İncir var. He. Sen kafana sarmayan dalları buda. Hı. Yavaş yavaş bakım yap. Tamam. Tamam. Böyle bir bakıyorum işte, şu kalmış şurada, onu da keseyim. İyi ama düşme, dikkat et yani, tamam mı? Yok yok, düşmem, sen korkma. Tamam, iyi, hadi kolay gelsin o zaman sana yani. Merak etme. Tamam, hadi görüşürüz.